ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Proje Türk ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile hayata geçecek. Gönüllü geri dönüşler için zemin hazırlanacak. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Azzez, Cerablus, Elbab, Tel -Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki Yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afat Koordinasyonu'nda İdlib'de inşa edilen biriket evlerin teslim törenine video konferansla katıldı. Bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını paylaştı. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde Oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Erdoğan, kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez dedi. Vatanın mültecilere karşı tutumunu eleştirdi. Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Suriye'de çadırlarda kalan halk için bugüne kadar 57306 biriket ev yapıldı. Bu sayının daha da artması için çalışmalar sürüyor. İnşallah biriket ev sayısını toplamda 100 bin'e çıkaracak, dolayısıyla 100.000 ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız